Göl başına vardım gölleri çoktur. Göl başına vardım gölleri çoktur. Güzeller geliyor sevdim yoktur. Şamarlı geldi, Erman fistanlı geldi. Vallahi öldürdün beni. Güzeller geliyor sevdim yoktur. Adam şeyden çıkar. İstanbul'dan çıkar, menzile gitti bile Gölbaşı'dan ekmek alacağım deyin çıkar. Efendime söylüyorum. Oradan yani Ege'den çıkar, menzile giderken Gölbaşı'dan ekmek alacağım deyin. Bir yerden ekmek almaz, gelir bizden alır. Ekmeğimiz çok meşhur yani. Neden alır? İşte bu bir özelliğimiz demek ki yani. Biz söylersek olmaz, bir takdir edenlerin ettiğini biz söylüyoruz yani. Meslek dedem de benim fırıncıydı, babam da fırıncıydı, sülale de fırıncıydı. Kala kala şimdi iki kardeş biz kaldık. Daha biz de bıraktık, hemen hemen kimse kalmadı yani. Dedem de fırıncıydı benim. Babam da fırıncıydı, ben de fırıncıydım. Allah taşına torpağına bereket versin. Çalıştık, doyduk. Pişman da değilik. İşte 8 yaşındaydım. 58, 68. 68'de dedemin yanında başladım. Mahmut Damla. Ortaokulda bıraktık. Nasip oldu, Damla tanıştık. İyi ki de tanışmışık. Benle beraber 3 kardeşim de yanında çalıştı zaten. Belki fotoğraflar şeyde gösterebilirsin. Bak, hani yok. Biz de ailece Mahmut Han öğrettiği taktiklerle, meslek yaşlığıyla, ahiliyle. Meslek terbiyesiyle. Meslek terbiyesiyle yetiştik. 95'te belli ustamızın şeyindeyiz, yani izindeyiz. Valla babamızdan çok gördük. Allah ondan razı olsun diyorsun. Bizi mahcup etmeyin yani. Bazen bunlardan gördüğüm saygıyı, arkamı dönüyorum buradan ağlayarak çıkıyorum. Çocukların gösterdiği saygıyı yani. Allah razı olsun anasından babasından. Tabii bu da neden geliyor? Aile terbiyesinden geliyor. Bir insanda aile terbiyesi olmasa hiç şey olmaz. Yani ben buna kasamın anahtarını da almazdım. Kasada para olurdu, ne kadar bilmem ne olurdu. Öyle bırakırdım yani giderdim üstüne. Ama zaman da bazı çalma diye korkardım. Bazı gelir dolandırır bolandırır değil. Yoksa şükür Allah'a. Dürüstlüğü de başka kendinin, dürüstlük başka yani. Sabah gelir bir tanesi hamuru yoğurur, ondan sonra ocağı yakar işte, ondan sonra yavaş yavaş başlarız. Yani şeyi beklerik, kısmetimizi beklerik, müşteriyi beklerik. Bizim ekmeğimiz yani Gaziantep değil de Güneydoğu'da, boşver Türkiye yani adam sana ne diyeyim? Ege'den çıkar, Gölbaşı'nda ekmek alacağını diye çıkar. Karadeniz'den çıkar, Gölbaşı'nda ekmek alacağını diye çıkar. Nasıl tarif edelim ki bilemiyorum yani, yoksa onların kullandığım ayayı biz de kullanıyoruz ama demek ki farkımız var yani. Havası, evet. Suyu, samimiyeti. Ha bak. Görüyorsun bak şu güzelliğe bak. Çek. Bak şuna bak lan sen. Biraz da fazla kızardın mı? Aa bak bunlar da Suriyeli sararımız. Bunlar da şarap Suriye'ye giderse bu genç bu kamur nasıl? Yıllardır işte kendi aile birliğimizle, ustamızla, kardeşlerimizle. Gölbaşı'nda önce olarak kardeş kardeş çalışmaya, güzel ekmek çıkarmaya, Gölbaşı'nın ismini daha güzel yerlere getirmeye. Her şeyden önce dürüstlük başlar yani. Burayla burayı bir olacak. Yani. Burayı ayrı düşünüp burayı ayrı konuşursa hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir yere varamazsın. Dürüstlük ayrı bir şey yani. Gölbaşı'na vardım tren duruyor. Gölbaşı'na vardım tren duruyor. Anam beni şamarlı gelin, vallah pistanlı gelin, billah öldürdün beni. Anam beni gurbetine yolluyor, şamarlı gelin, vallah pistanlı gelin, billah öldürdün beni. Ustam diyor Türkiye falan diyor, bana göre Türkiye'de değil. He. Bana da dünya çapında diyorum. Tabii yani tamam. İddialıyız bu yönde de yani Gölbaşı deyince ekmeğini almadan, ekmeğini yemeden gitme derler. Yani başımıza gelen şeyler, adam yurt dışında geliyor, bavulun içine şey koyuyor.
ekmek koyup götürdüğünü gördüm. Yani 50 tane, 40 tane. Tabii tabii. Her şeyi bulabiliyorum diyor ama ekmeği bulamıyorum. Yani yoksa orada da yapılıyor ama bu lezzeti veremiyorlar. Adam mesela hadi bir İstanbul'da çocuğu var. Çocuk diyor ki babası sana ne getireyim Gölbaşı'ndan diyor. O diyor ki ekmek getir. O bir tuhaf oluyor yani. Ya diyor ya orada ekmek yok mu oğlum? Hayır baba diyor bana ekmek getir başka bir şey istemiyor. Memleketten ekmeğini getir diyor. Yok Gölbaşı'na geçeceksen ekmeğini yiyeceksin. Sloganımız bu. Tek tırnak bizim Gölbaşı'nın ekmeğinin böyle bir yapılması hem güzel yumuşak kalmasından dolayı zaten yani 2 gün 3 gün dayanıyor ekmeğimiz hem de daha güzel pişiyor. Ya yani diyorlar ya nakış nakış işleri yok. Nakış nakış işliyoruz aslında. Her şeyinde bir şeyimiz var, emeğimiz var. Emeğimiz var. Hepsi bir yemek yani. He. Mesela bize şey derler, Adıyaman'a yöresi zaten biberiyle, peynirliyle, abzer deriz. Kitap var, lahmacunlarımız çok güzel. Kömme deriz, ev kömmeleri yapıyoruz. Gölbaşı tavası, dövmecimiz. Abzer dediğimiz domates biberiyle, sabah kahvaltısına. Tavasıyla yani diyorum ya o kadar geniş ki şeyimiz. Lahmacunlarımız zaten çok hoş. Evi mutfağı, evi. Güneydoğu'da evi mutfağıdır yani. Tavalarıyla, börekleriyle. Bir sulandı kızdırmıyor ha. Aslında eşini seven herkes Gölbaşı'yı da açılması lazım. Eşini seviyorsan Gölbaşı'ya git açtın. Atımından alır yoktur hey. Üzerinde çulur yoksur hey. Gölbaşı'nda yol yoksur. Git gelememem min kızım. Tel tel tellerine, kurban olan dillerine. Gölbaşında yol yoksun, git gelememem min kızım. Tel tel tellerine, kurban olan dillerine. İsyan demeyelim ya bazen yorulduğumuz anlar oluyor ama o da bir tatlı yorgunluk ya insanlara. Sonuçta bu işten ekmek yok yani. Ekmek yiyoruz bu işten. Adam diyor ki başka espresso diyen babam diyor bu suyu gönder ki baba diyor şey diyor kızdırsın ki yanacak diyor. O adam ona isyan ediyor yani. Suyumuz da kızdırın diyorlar ondan yani yoksa başka bir şeyden der yani. Onu adam kusuyor gıcıktırıyor o da gıcıkıyor adam onun için. Sağ ol Sayın abi. Gel sen de şey yedek. Gel. Ya işte bu işler böyle de. Yok zor değil. Severek yaparsan zor değil. Allah bereket versin yani. Severek yapacaksın. İterlersen güzel olur. Terlersen daha güzel olur işte. Vücudun açılır. Kazandığın parayı hak ediyorsun. Yani peki sen röportaj yapmasam terlemem de. Röportaj yaptığımız için biraz sıkıntı olabiliyor yani yoksa... Yok. Allah bereket versin. Çalıştık, doyduk. Allah'a şükür olsun ya. Almadığımız hiçbir şey kalmadı. Görmediğimiz bir şey kalmadı. Yemediğimiz, içmediğimiz bir şey kalmadı. Ne olacak yani bu sanatın sayesinde? 3 defa 4 defa 1-0 araba aldık. Bugün bir araba 500 milyar. Allah. Emekli olalı kaç sene oldu? Emekli olalı 2004 yılında oldum da tam bırakalı 6 sene oldu. Güzel bir duygu. Hasta ustamızla... Keşke yani elimizi sağlığımız ellerse de çalışsak. Sağlığımız ellermediği için işte isterseniz. Peki şimdi senin mesleğini görüp rahatsız edemezsin dediğin, sanatını devredir dediğin tarafta yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Ya pek az yani şimdi İlyas kimi veya Memoş kimi severek yapmak pek az. Birçoğu gitti gezdi, tozdu, iş bulamadı, biri geldi yani. Zor bir sanat hakikaten de ama Allah bereket versin biz kazandık yani. Yorulduk ama kazandık. Ekmek var mı usta? Var abi benim müdürüm hoş geldin. Mahmut usta ekmeğini yiyeceğiz ekmeğini. Fark etmez ikisi de aynı şey. Fark etmez müdürüm. Ustanın piri burada. Çıkak Nemrut dağına, kurbanam yanağına. Gel beraber bakalım güneşin doğuşuna.
Gel beraber bakalım güneşin doğuşuna. Le 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 sakine, niye gittin tütüne? Ah le 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 sakine, niye gittin tütüne? Gel beraber kaçalım, bak gidiyor makine. Gel beraber bakalım, bak gidiyor makine. Dağın başında heykelleri karşında, Nemrut dağın başında heykelleri karşında, Adıyaman kokuyor toprağında taşında, şu gölbaşı kokuyor toprağında taşında. Bu da Seydi ustamız. Rahmetli Seydi ustamız. O da Besnili. Yıllardır çok eleman yetiştirdik. Gölbaşı'nın meslekte önce olan bir ustamız. Sevgi kalası. Biz ilk başlangıcımız onunlaydı. Bir 5-6 ay benim ustamdı. Allah Allah çalışsın. Allah. Nerede? Menzil fırında. Ondan sonra ustamın yanına geçtim. Zaten 5-6 ay sonra ondan sonra ustamın yanında yetiştik tamamen. Allah rahmet eylesin. Yani bizim yanımızda Gölbaşı'nın değerli bir ustasıydı. Yani mekanı cennet olsun. Çok emeği var bu sanatta. Çok emeği var bu meslekte. Yani sevdiğimiz bir ustaydı. İkinci fotoğrafta zaten biz üç kardeşiz bu fırını işleten. Birimiz yok burada. Birimiz, o da çalışıyor da yazıyor. Ustamla beraber yani her anımız değil mi ya, babamızdan çok gördüğümüz. Şey mi bugün değil mi? Hep beraber işte yıllardır yani hiç yok, bağımız kopmadan. Biz iş yeri açtık, ustam işleri çalıştırdı. Yani gönül bağımız var, gönül bağ olursa öbürleri ayak bağı oluyor kalanı. Ya işte insan bunlar bir evlat gibi değil de ne bileyim ya, bazen gidiyorum ağlıyorum. Bir gün gittim bir tanesine dedim ki ya bana iki tane aşağı ekmeği açladım. Çocuk yani vali var ya bizim aşağıdaki, ekmeğin birini verdi birini vermedi. Niye ya vermiyorsun hal dedim. Onun da ucu katlandı sadece. Lan param veriyorum dedim. He olur mu sadece, dur ya hele ben yenisini açacağım. Zor cana kaldım benden, arkamı dedim ağladım. Allah razı olsun bunlardan yani. Burada Somuncu Baba Türbesi bizim en büyük pirimizdir ha. Somucu'nun pirisi. Burada da ilk ustamın yanında ilk ocağa geçtiğim bir fotoğraf. Ayağımın altına pasta koyup yaptım bir fotoğraf. Boyu yetmiyordu. Boyum yetmiyordu. Yaşımız daha 14'ler 15'lerdi. İlk ocağa geçtik. İlk ekmek atışımı onu da böylece şey yaptım. Hem yukarıdaki yazıyla birlikte Musab, işleyerek. Musab'ın misali var ya. Aslında yazının hikayesi burada Musab'ın belli oluyor. Musab'ın misali var ya. Çıraklığını yapmadın, işin yani. Ustası olma diyor. Çok genel şey edemem. Ustamın yanına yetişik. Yani çocukluğum diyorum artık 13-14 yaşlarımız geçik. İyice piştikten sonra bir yer açmaya karar verdik. Ya dedik ya, çıraklığını yapmadın, işin ustası tabii, olmadı. Pişmeden olmuyor bu iş. Pişmeden açanlar da hep rezil oldu yani, yapamadılar. Hepsi kaçtı. Şan yok. Bu şeyle olmuyor. Sermayla değil. Parayla, bu iş parayla yapılmıyor bir defa. Pişeceksin. Pişeceksin. Yani öyle müşteriye kızmakmış. Müşteri diyorum ya. Servettir. Yeter kandırıp durma, yerden yerlere vurma, gönül zevki sefada, çalar davulla zurna, çalar davulla zurna, çal çal ince havadan, gülmedik ağlamaktan, bu millet neler çekti, ustan ile çıraktan, ustan ile çıraktan, çal çal ince havadan, gülmedik ağlamaktan, bu millet neler çekti, ustan ile çıraktan, ustan ile çıraktan. Be
usta, 3-5 usta, selamlar Eşhede usta. Öyle bir zamandayız, cümbür cemaat hasta, cümbür cemaat hasta. Çal çal ince havadan, gülmedik ağlamaktan. Şu millet neler çekti, usta ile çıraktan, usta ile çıraktan. Çal çal ince havadan, gülmedik ağlamaktan. Şu millet neler çekti, Mahmud ile Hızır'dan, Mahmud ile Hızır'dan.